Mesela soruyorum. Karadeniz yere batabilir mi, batamaz mı? Ha, söyleyin. Batabilir bak, imkan dahilindedir, batabilir. Ama hangimiz, ya şu arabayı bir sür bakayım Karadeniz batmış mı bir bakalım. Hiç diyen var mı? Niye demiyoruz? Çünkü bir ihtimalden neşet etmiyor. Mesela deseler ki ya Karadeniz'in altında Karadeniz'den daha büyük bir çukur keşfetmişler. Arada diyelim 10 metre kalmış, her an deniz çökebilir deseler, anladın mı? Ama öyle bir şey yok. Söyleyecek. Mesela güneş yarın doğmayabilir, değil mi? Doğmayabilir. Peki, sizin aranızda hani iş sahipleri, ya ben yarın dükkana gitmeyeyim, niye? Belki güneş doğmayabilir. Diyen var mı aranızda? Niye? Çünkü biliyorsun doğacak. Doğmaması için bir sebep var mı? Şimdi aynen bunun gibi. Adam bir ahiret gelmeyebilir. Ya ahiretin gelmemesi için bir sebep var mı? Üstadımız ahiretin gelmesine bütün kainatı sebep, delil gösteriyor. Diyor ahireti inkar etmek isteyen adam önce dünyayı inkar edecek. Kainatı, her şeyi inkar etmesi lazım. O derece üstadımız ahireti ispat ediyor. Peki ahiretin gelmeyeceğine dair bir sebep var mı? Hadi göster bakayım. Hangi sebep var? Yok. Cenab-ı Hak kat'i vaat etmiş getirecek. Kur'an'ıyla, peygamberiyle aleyhissalatü vesselam, değil mi? Ondan sonra kainattaki bütün deliller, bak üstadımız diyor ahiret olmasa bu aklın diyor insan kafasında hiçbir şeyi kalmaz. Hatta yılan vazifesi görür yani. İlahir, onu izah ediyor üstad. Onun derslerde de şeylerde de. Buyurun bak, bir delilden neşet etmediği için kıymet yoktur. Yani bu fikrin böyle şeyin akla gelmesi imana zarar vermez. Onunla sen kendin bizzat kasten meşgul olmamak kaydıyla. Anlaşıldı. Zaten biz iman etmişiz. Zaten gelecek güneş gibi yani, gündüz gibi bir hakikat. Anlaşıldı değil mi? Veya mesela Allah'ın varlığıyla alakalı tefekkür ediyorsun. Üstadımız ne diyor? Mesela bir iğne ustasız olmaz. Olur mu bir iğne ustasız? Bir harf katipsiz olur mu? Bir köy muhtarsız olur mu? He? Olur mu? Olmaz. Kainat nasıl sahipsiz olur? Bir harf katipsiz olmazsa şu kadar muazzam kainat. Biz böyle namaz derslerinde okuyoruz da ikindi de mi okuduk şeyde, ne kadar acayip manalar ya. Üstadımız kainattaki nizam, mizan değil mi? Allah hepsi nedir? Hikmeti gösteriyor, kudreti gösteriyor, ilmi gösteriyor. Nasıl üstadımız ispat ediyor ya? Değil mi? Sadece bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birine, güneş gibi delilken bütün kainattaki o nizam, mizan, intizam değil mi? Hikmet değil mi? İlahir yani. Güneş gibi, güneşten daha kesin mesela Cenab-ı Hakk'ın varlığına delildir. Bu bir tefekkür etmek mesela. Şimdi ya ama bir ihtimalden neşet etmese onun hiçbir kıymeti yok. Ama eğer bir ihtimal olsa tamam, ayrı mesela. Onun için imani meseleler herhangi bir şeyden neşet etmiyor yani. Anlaşıldı değil mi? Evet, bir daha mesela şu dakikada onu bir daha oku. Mesela şu dakikada. Mesela şu dakikada Karadeniz'in yere batması zatında mümkündür. Yakındır. Heh. Ve o imkanı zatî ile muhtemeldir. Muhtemeldir. Evet. Halbuki yakînen o denizin yerinde olduğunu hükmediyoruz. Şüphesiz biliyoruz. Ve o ihtimali imkani ve o imkanı zatî bize şek vermez, bir şüphe getirmez, yakînimizi bozmaz. Mesela şu güneş zatında mümkündür ki bugün grub etmesin veya yarın tulu etmesin. Halbuki bu imkan yakînimize zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi mesela hakayık-ı imaniyeden olan hayat-ı dünyeviyenin grubu.